Merhabalar, yeni bir programda sizlerle yeniden birlikteyiz. Bu akşam yine siyasetin gündemini ele alacağız. Siyasi bir konuğum var. AK Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Erdoğan konuğum. Sayın Erdoğan hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. İyi akşamlar, nasılsınız? Seçim sürecini atlattınız, bir rahatlama var mı, mutluluk mu, hissettiğiniz duygu nedir yoğun olarak? Oradan başlayalım. Ben daha fark etmedim bir şey. Öyle mi? Yani samimi olarak söylüyorum. Seçim süreci boyunca bir koşturma, aslında 7 aya dayanan bir koşturma var. Biliyorsunuz 7 Haziran seçimlerinden 2 ay önce başlamıştık, 67 gün önce başlamıştık seçim çalışmalarını. O günden bugüne hiç ara vermeden Türkiye'nin gündemi koşturma gerektirdi. Onun için seçim sonrası da tebrikler, teşekkürler, işte telefonlara yetişebilme, gibi yoğun bir tempo devam ediyor. Kim arıyor? Şimdi bir vekil olarak, ben bir seçmen olarak, bir gazeteci olarak merak ediyorum. Ya sizi kim arıyor? Seçmen mi arıyor? Akrabalar mı? Herkes ulaşabiliyor mu? Bir vekile ulaşmak kolay bir şey mi? Şimdi önce daha kolaydı benim için. Nasıl yani? Yetişebiliyordum hepsine. Evet. Fakat bu seçimde yetişemedim. Yani itiraf ediyorum. Bu defa iki danışmanımla paylaştık telefonları. Bir kısmına onlar bakıyor, bir kısmına ben bakıyorum. O kadar yoğun bir telefon trafiği oldu ki, çok müthiş bir trafikti. Yani bir kişinin altına kalkacağı bir olay değildi. Ama ben arayan herkese çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle bundan bizar değilim. Hatta son derece memnun oldum. Çünkü arayanların tamamı neredeyse oy vermişlerdi. Oy veren insanlar da canı gönülden arıyor. O mutluluğu sizinle paylaşmak istiyor. Hı hı. O heyecanı sizinle paylaşmak istiyor. Gayet fazla miktarda arandım. Tabii bunun altında da şu çıkıyor. Bu kadar insan paylaşmak istiyorsa hem onlara saygı duyuyorsunuz, hem onları seviyorsunuz, hem de mutlu oluyorsunuz. Demek ki arama noktası arayan insanların da iş dünyasını sizinle paylaşma güdüleri var. Demek ki bu seçimi çok önemsedi toplumumuz. Hı hı. Ve hakikaten de önemliydi. Önemli bir seçimdi. Yani buradan seçmenin ilgisinden vekil biraz da toplumda etkin olduğunu hissedebiliyor değil mi? Yani bu kadar telefon trafiğinin yoğun olması, seçmenin vekile ulaşmak istemesi, ulaşabilmesi bir yerde seçmenin aslında gönlünde o vekilin anlam bulduğunu da ifadesi gibi düşünüyorum. Evet, ben doğrusu söylemek gerekirse ben hiçbir zaman, hiçbir seçimde sıraya, işte şu sıra adayım, şu değilime takılmamıştım. Çünkü bizlerin sırası belirlenirken üst kurulun, genel merkezimizin bazı ölçüleri var, kıstasları var. Ve bu hesaplar yaparken, bu siyasi bir hesap. Bunları yaparken her adayın temsil ettiği bir kesim var, bir şey var. Yani oyunun milletvekilisiniz ama aynı anda ülke milletvekilisiniz, Türkiye milletvekilisiniz. Türkiye'nin milletvekili olarak seçilirken de sizin de o ildeki ağırlıklarınız, ağırlık ölçüleriniz, demografik yapılara göre mi, kültürel göre mi, o bölgesel bir yapıya göre mi, ya da o şehrin tamamını mı karşılıyorsunuz? Bütün bu hesaplar, ince noktalar sizin sıranızı belirler. Ama bir bakarsınız ki yukarısı da gönlü arzu etmese dahi bir bakarsınız geriye gitmişsiniz. Bunlar olur. Ben bunları bilen biriyim. Onun için de hiçbir zaman yerimi yadırgamadım. Ve dedim ki 8, tamam 9 olsa gene çalışacağım. 10 olsa gene çalışacağım. Zaten kamuoyunun tamamı bana onu söyledi. Seçildikten önce de, seçildikten sonra da. Dediler ki vekilim seni keşke 9'a koysalarmış. 9 çıkarırdık. Sizi nereye koysalar oraya garanti çıkarıyoruz. Halkta böyle bir kamuoyu oluştu Gaziantep'te. Ama beni en çok mutlu eden şu oldu. Kamuoyu 8'i yakıştırmadı. Yani bütün kamuoyu, topyekun bir kamuoyu ama. Ben merkez milletvekiliyim. Ve her seçildiğimde, bu 4. defadır seçiliyorum. Ve Gaziantep'te 4 yıl, yani 4 dönem üst üste aynı partiden seçilen tek kişiyim. Yani bir rekora da imza atmış olduk. Ama buna Gaziantep'le attı, halkımız attı. Tabii 8'e ilk konduğumda seçilemeyecek diye bakıldı. Herkes baktı.
beni seçilememek hiçbir zaman üzmedi. Çünkü ben zaten milletvekilliğinden önce de cemiyetçi bir insandım. Ben 18 yaşından beri cemiyetçilik yapan biriyim. Ve şuna inanıyorum. Bir insanın nasıl ki kendi ailesine ve kendi şahsına ait işi varsa, ailesinin ekmeğini çıkartmak için çalışıyorsa, aynı sorumluluğu yaşadığı topluma da borçludur. O topluma da öyle çalışması gerekir. Ve ben böyle yaptım. Yani aynı anda 3-5 işim oldu. Aynı anda 3-5 de cemiyetim oldu. Onun için bana yabancı bir olay değildi. 3 dönemde bu şehir beni milletvekili seçti Gaziantep. Ve 3 dönemde AK Parti Genel Merkezi ve Genel Başkanımız, Kurucu Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 dönem milletvekili seçildim. Ve 3. dönemim de Başbakan Ahmet Davutoğlu'na denk geldi. Ben bu parti 3 dönem beni milletvekili seçmiş. Bu millet beni 3 defa seçmiş. Bu ne kadar teşekkür etseniz azdır. Şehrin toplumsal ve bireysel tüm yükümlülüklerini sırtınıza yüklemiş. Ben bununla iftihar ettim, gurur duydum. Ama tabii o ağırlığın altında her zaman ezildim. O ezilme de şuydu. Hep şunu düşündüm. Bu topluma, bu toplum bizi öne çıkardı. Bu toplum bize görevler yükledi. Ya bu görevleri yapamadıklarım içerisinde yarın haşır günü Allah bize sorarsa, meclisin kapısına girerken de bunu çok düşündüm. Ya çıkardığımız kanunların bahsinin hesabını Allah bize sorarsa diye. İnanın bu titizlikle 3 dönemi geçirdim ve 4'e geldik. Zor tabii, bir sorumluluk, vebal. Gayet tabii ama bilene. Yani bunu bilmek lazım. Bilmezseniz de insan ömrü 200 yıl değil. Değil mi? İnanın insan ömrü çok çabuk geçiyor. Doğrudur. Fakat bir olay var, bir anekdotum var. Bunu da anlatmak istiyorum. Lütfen buyurun. Çünkü toplumsal olaydan madem girdik. Hazinevilerden bir Berces abimiz var burada, Gaziantep'te yaşayan. Berces abi 2009 yılında bana dedi ki, ben yeni seçilmiştim, birinci dönemimdi. Mehmet Bey dedi, siz kaçıncı döneminiz? O zaman ikinci dönemdi biliyorsunuz. Bir 2002'de seçim oldu, bir de 2007'de oldu. Ben 2002'de aday değildim, 2007'de adaydım ve 2007'de seçildim. Beşinci sıradan Gaziantep milletvekili oldum. 2009'da bana sorduğunda 2 yıllık milletvekiliydim. Dedim ki, birinci dönemim ve 2 yıllık milletvekiliyim. İyi iyi kurban dedi, sizin daha 3 döneminiz var dedi. Ben de dedim ki, Berces abi dedim, bizde toplam 3 dönem. Bir dönem seçildim, 2 dönemim kaldı. O da yok dedi, sen 3 dönem daha yapacaksın. Sen toplam 4 dönem yapacaksın dedi. Tabii biz güldük geçtik. Çünkü öyle bir şey mümkün değildi tüzüğümüz gereği. Arada zaman geçti ve 2011 yılı geldi. Ben ikinci kez seçildim. Bana dedi ki, kurban dedi, kaç dönemin kaldı? Ben de bir dönem kaldı dedim. Yok kurban, iki dönem daha yapacaksın dedi. Ben yine dedim ya, bizde 3 dönemle sınır. O yine dedi, yok dedi, sen 4 dönem yapacaksın dedi. Tabii gene güldük geçtik ve 7 Haziran seçim günü akşam beni aradı. Vekilim hayırlı olsun dedi. Sağ ol dedim. Kurban bir dönemin daha var dedi. Öyle deyince dedim ki, ya dedim bizde 3 dönem, 300 dönem de bitti. Çünkü tüzükte değişme de yok, bir şey de yok. Fakat arada 2 ay geçti hakikaten ki biliyorsunuz en çok erken seçim isteyen bir vekildim ben. Ve son dönem olmasına rağmen ben istedim bunu. Çünkü ülkemin gerçekleri o meclisi kaldıramıyordu. İnanın ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 7 Haziran'dan sonra girdiğimde üzerime kasvet çöküyordu. Bunu itiraf ediyorum yani. Hani birilerin hoşuna gider gitmez onu bilemem. Ama benim hoşuma gitmiyordu. O meclise girmeyi istemiyordum. Meclisteki tablo sıkıyordu beni. Ülkeyi de sıkıyordu ve sıktı o ülkeyi. Ve sonunda erken seçim kararı alınıp bize de yeni bir hak verilince bekledim. Ya Berces böyle demiş dedim. Allah Allah, fakat yerim 8. Yani ilk etapta seçilmeyecek bir yer. Seçim oldu. 1 Kasım günü akşamı ben aradı tekrar. Tabii sevinçten uçuyor. Ama 8. sıram çıktığında her gün ağlıyordu Berces abi. Ağlıyordu resmen. Hüngür hüngür ağlıyordu. Sonra 8 Haziran işte 1 Kasım'dan sonra birkaç gün geçtikten sonra dedim ki ya Berces. Berces abi demem lazım. Tabii o şekliyle hitap ettik. Dedim ya siz bu benim 4. dönemimi hep söylediniz durdunuz. Nasıl bildiniz bunu dedim. Ya kurban ben size söyledim ya dedi. Yok siz bana açıklama yapmadınız. Dedi ki ben Ahmet el Haznevi, Alaaddin Haznevi, Muhammed Haznevi ve şu anki şeyhleri Muta Haznevi rüyamda gördüm.
Onlar Gaziantep'e döndüler, dediler ki 2009 yılında Mehmet Erdoğan 4 defa seçilecek. Ben dedim ki madem öyleydi, bana onu gününde söyleseydiniz de bu kaç seçimdir, hiç sıkıntı çekmeden rahat rahat stres. Bu stresi yaşamazsaydım olmaz mıydı dedim. Çünkü o mübareklerin rüyası hakikaten tecelli etmişti. Benim seçim böyle geçti. Yani bu seçim sürecini, 2 aylık süreci bütün kamuoyu, hangi kesim olursa olsun, bakın hangi kesim olursa olsun diyorum, tamamı, bütün kesimlerin ve bütün partilerin tamamıyla kucaklaşarak geçti. Ve tamamının ilgisini ve desteğini gördüğüme inanıyorum. En azından oy vermeyenlerin bile gözlerinde sempati gördüm. Bu bir siyasetçi için, 3 dönem milletvekili yapmış bir insan için de bence en mutlu olaydı. Biz de o zaman hayırlı olsun diyoruz. 4. dönem tekrar vekilliğiniz. Şimdi seçim bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti kurma görevini Sayın Davutoğlu'na verdi. Şu an kabinenin açıklanmasını bekliyoruz. Aslında bugün bekliyorduk. Biraz sarktı mı? Pazartesi, salı mı bekliyoruz? Ne zaman bekliyoruz? Kabinede sürpriz olur mu? Süreç nasıl işler? Evet, tabii şimdi önce bir başkanlık divanının bir seçimi olacak. Biz pazar günü çağrıldık. Ben yarın Ankara'ya gideceğim. Pazar günü saat 15'te meclis açılacak. Ve biz başkanlık divan görüşmelerinde biliyorsunuz meclis başkan adayımız da belli oldu. İstanbul, evet. Milletvekili İsmail Kahraman. İsmail Kahraman Milli Türk Talebe Birliği'nden gelen çok saygıdeğer bir hocamız. AK Parti'nin isim babası olduğu da haberlerde yer aldı. Evet, kuruluşundan beri içinde olan ama bir duayen olarak kalan, siyasete girmeyen bir zattı. Bu seçimde teşrif ettiler. Tabii ülkemizin o tür insanlara çok ihtiyacı var. O insanlarla bütünleşerek biraz dava adamlarıyla yürümek her zaman insanı hedefe daha çabuk götürür. Doğru insanlarla yola çıkmak her zaman daha hedefe zamanda götürür. AK Parti bunu her zaman yaptı. Yapmaya da devam edecek. İnşallah hocamızı, İsmail Kahraman Bey'i meclis başkanı seçeceğiz. Tahmin ediyorum kabinede herhalde salı günü açıklanır diye açıklanır. Düşünüyorum. Şimdi bu kabine ile ilgili basında bir kısım basında, öyle tırnak içinde söyleyelim, Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında pürüz olduğu, sıkıntı olduğu iddiaları vardı ve bu iddialara karşın ilişkin bir soruya Sayın Davutoğlu bugün Erdoğan ile aramızda kriz yok, basınımız kriz çıkarma konusunda oldukça mahir, Cumhurbaşkanlığı makamıyla Başbakanlık arasında hiçbir sıkıntı yok dedi. Şimdi bunu gerçekten sıkıntı yok mu, her şey yolunda mı, ilerliyor mu kabine olayı? Şimdi bir kısım medyanın bunu böyle sunma isteğini görüyoruz biz okur olarak, en azından seçmen olarak. Tabii bunu şöyle algılamak lazım. Bu olay demokrasinin Türkiye'de çok iyi işlediğini gösterir. Demek ki birilerin dediği gibi, işte biliyorsunuz bir zamanlar suçluyorlardı seçim öncesi. Sanki kabinenin tamamını Tayyip Erdoğan yapıyor gibi. İşte burada bir şey ortaya çıktı. Demek ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan kurucu genel başkanımız olmasına rağmen, bugün Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmasına rağmen, biliyorsunuz her cumhurbaşkanında kabineye müdahalesi vardır. Yani gelen kabinedeki isimlerle ilgili başbakanla istişare eder ve istişare sonucu isimlerde mutabakata varırlar. Başbakan kabineyi sunar ama sunduktan sonra bazı isimler üzerinde her zaman Cumhurbaşkanı'nın fikir beyan etme ve orada yer alacak isimler üzerinde çalışma yapma iradesi vardır. Burada da bu iradenin sürdüğü anlamına gelir basınımızın söylediği. Sayın Davutoğlu da dediği, burada bir kriz değildir bu. Bu olayın doğallığıdır. Yani olayın doğallığı içerisinde isimler gider, isimler üzerinde tartışılır. Bu bir günde bitecek diye bir kaide yoktur. Bu bazen 3 gün olur, bazen de 5 gün olur. Çünkü Türkiye yönetecek bir ekip ortaya çıkarıyorsunuz. Devletin icra organı olan hükümetlerdir. Hükümet de şimdi kurulacak. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edecek bakanlar kurulu oluşuyor. Bunu sonradan şu hata yapıldı ya da şurada şu kişiyi değerlendirseydik ya da şu bakanlıkta şöyle bir adım atsaydık yerine şu anda istişare ederek yapmak bence en doğrusu. Zaten işin doğrusu da bu. Bugüne kadar da böyle oldu. Bu da inşallah salı günü neticelenir diye
düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Piyasalara etkisi ne oldu bu seçimin? Hani hemen Başbakan'la Sayın Davutoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti kurma görevini verdi. Kabine hemen oluşturuluyor. Yani 7 Haziran sonrası ortaya çıkan tablodan çok farklı bir görüntü var şu an ülkede. Her şey yolunda gidiyor. Seçmen de çok fazla siyasi gündemi 7 Haziran'a göre hızlı takip etmiyor. Dikkatle takip etmiyor. Zaten süreç işliyor. Her şey yolunda duygusu hakim. Bu piyasalara nasıl yansıdı? Ekonomiye nasıl yansıdı? 7 Haziran'da herkes şunu söylüyordu. Bekleyelim, görelim. Harcama yapacak olan da, üzerine bir pardösü alacak kişi de, herkes, yatırım yapanları bırakalım, milyarları, trilyonları, milyon dolarları yatırım yapacakları bir yana bırakalım. Herkes kendini beklemeye aldı, bir set oluştu. Yani bir statik bir hale döndü. Ama şimdi bir Kasım'dan sonra aynı gün akşam dinamizm başladı. Dinamik hareketler başladı. Hareketlenme, canlanma herkesten. Baktım şimdi ben kimle konuşuyorsam hesabını yapıyor. Diyor ki ya şöyle mi bir yatırım yapsak yoksa böyle mi yapsak? İstihdama yönelik mi yapsak? Yüksek teknolojiye yönelik mi yapsak? Ya da harcama yapacaklar, harcamaya başlamışlar bile. Çünkü niye? Şunu biliyorlar ki AK Parti hükümetinin son seçim beyannamesinde bir taahhüdü var. 20 katrilyonluk. Ve bu taahhüt bir kere piyasa 20 katrilyon taze paraya getirecek. Bu biliniyor. Ve ne oldu? Herkese bir rahatlık geldi. Rehavet kalktı. Sıkıntı kalktı. Ve her şey kendiliğinden çözüldü. Yani birilerinin dokunuşuna bile gerek kalmadı. Adı yetti. 317 milletvekili AK Parti kazandı demesi yetti. İnanın bakın kamuoyunda iş adamlarıyla görüşüyorum. AK Parti'nin dışındaki partilere oy verenler dahi diyor ki, doğrusunu söylemek gerekirse AK Parti'nin seçim kazanmasına çok sevindim diyor. Çünkü Türkiye kazandı diyor. Bizimkiler kazansaydı diyor, perişan olurduk diyor. Yani halktaki anlayış bu. AK Parti de kazandı. AK Parti de bir değil, üç kabine aynı anda çıkaracak kapasitede milletvekilleri var. Çok güçlü bir kadrosu var AK Parti'nin. Onun için halkımız da zaten müsteri olsun demeye de gerek kalmadı. Halkımız zaten müsteri. Herkes, her şey yolunda gidiyor. Hatta canlanma da başladı piyasalarda. Harcamalar da başladı. Gaziantep'te etkisi oldu mu böyle? Onu gözlemleyebiliyor musunuz? Aynı olay. Çünkü sanayi şehri, ticaretin merkezi Güneydoğu'da. Biraz önce ticaret borsasının bir etkinliği vardı. Bir yaşam koçunu getirmişlerdi. Doktor Şaban Kızıl'da. Oradan buraya geliyorum. Bir çok iş adamıyla ayaküstü sohbetlerimiz oldu. Gaziantep'te en çok pozitif etki eden illerin belki de ilk sırasında Gaziantep var. Yani şehrimize pozitif bir etki yaptı. Her yönde inşallah ciddi bir kalkınma ivmesini birlikte göreceğiz yani. Bir canlanma bekliyorsunuz. Evet. Peki şu an yeni kurulacak hükümetin önünde aslında büyük sorunlar da var. İlk şimdi aklımıza gelenler yeni anayasa, çözüm süreci ne olacak? Ne olacak yeni anayasa ile ilgili hükümet ne yapmayı planlıyor? Çözüm süreci bitti mi? Farklı gelişmeler olacak mı? Şimdi erken mi bunları konuşmak için biraz yoksa? Yani aslında erken değil. Değil. Niye değil? Çünkü şu anki süreç bunları kendi içinde barındırarak birlikte yürüyor zaten. Şimdi bizim yeni anayasa ile ilgili hükümetin kurulmasıyla ilgili birlikte ilk işimiz bizim yeni anayasa olayı. Biz yeni anayasada geçmiş süreçte muhalefette samimiyet göremedik. Sıkıntımız oydu. 60'a yakın kanun çıkarmıştık. Anayasada değişiklik yapmıştık. Ve uzlaşarak bütün partilerle ve Sayın Başbakanımızın, daha önce de Sayın Cumhurbaşkanımızın teklifleri oldu muhalefete ve bütün hükümete, hükümet dahil bütün parlamentoya. Denildi ki mutabık olduğunuz anayasa maddelerini geçirin. Şimdi biz bu teklifi muhalefete götürdüğümüzde muhalefet ona da yanaşmadı. Halbuki beraber anlaştığımız, hani bütün anayasayı değiştiremiyorsak bile anlaştığımız maddeleri değiştirelim diye teklif götürdük. Muhalefet ona da yanaşmadı. Yani anlaşılmaz bir muhalefet tutumu vardı. İnşallah muhalefet bu 1 Kasım seçimlerinde bir ders çıkartır. Biz ders çıkardık, bakın bunu açık söyledik. Hatalarımız vardı. Halkımız bize dur dedi. %50 olan oyumuzu 41'e çekti. Biz ders çıkardıktan sonra da tekrar 50'ye geri taştı bizi.
Muhalefet de inşallah bir ders çıkartır. Ben nerede hata yaptım der. Bir tanesini söyleyeyim işte anayasa. Anayasada hata yaptılar. İkincisi çözüm süreci. Çözüm süreci neydi? Çözüm sürecindeki maksadımız neydi? Kan akmasını durdurmaktı. Şehit, bir daha şehit görmemekti. Biz bu adımı attık ama muhalefet hiçbir zaman bize destek vermedi. Ve sürekli tabiri caizse kan üzerine siyaset yapma yolunu seçmeye çalıştı. Halkımız da buna prim vermedi. Ama biz bugün Türkiye'deki terör örgütlerini şu anda dize getirmiş durumdayız. Ve bunlarla artık baş edecek güç de hem kadrolarımız hazır hem silahlı güçlerimiz hazır. Silahımız hazır. Daha önce de anlattığımız gibi biz savunma sanayimizi geliştirdik. Artık bu savunma sanayinin önüne terör örgütleri dayanamaz. Sadece terör örgütleri de değil, onların arkasındaki ülkeler onlara silah vermeye devam etse dahi biz bu işin üstesine geliriz. Ve geldik. Zaten bugün mevcut terör örgütünün %75 gücü kırıldı. Kırıldığı için hemen DAEŞ'i hareketlendirdiler. Bakın PKK'nın kırılmasıyla birlikte biliyorsunuz PKK 1 Kasım'ı çok zor biliyorsunuz yakalayabildi. Nasıl yakalayabildi? Neredeyse 1 Kasım önce tamamen bitiyordu PKK. Ancak 7 Haziran'ın ertesi günü eylem başlatan PKK bugün aynı güce sahip mi? Değil. %75'i gitmiş durumda. Belki 80'i gitmiş durumda. Resmi açıklamalara göre 2300 teröristin öldürüldüğü, etkisiz hale getirildiği açıklanıyor. Teslim olan teröristler de 1000'in üzerinde teslim olan var. Evet. Yine 1000'in üzerinde yaralı olan var. Ve terör örgütünün gömdüğü, sakladığı ölü sayısı da bilinmiyor. Yani şurada anlıyoruz ki terör örgütü büyük darbe aldı. Şimdi bunu bundan sonra sürdürmesi mümkün mü? Sürdüremez. Ne yapar? Lokal eylemlerle götürür. DAEŞ-KPC gibi. Yani diğer Marksist-Leninist zaten PKK da bir Marksist-Leninist örgüt. Hiçbir zaman Kürtlerin bir örgütü olmadı. Zaten Kürtlerin de kimseye böyle bir yetki verdiği, vekillik verdiği, vesayet verdiği bir örgüt yoktur. HDP de bunu taşıyamadı. Önce bölgesel partiyim dedi, sonra Türkiye Partisi'yim dedi ama taşıyamadı. Şimdi herkes göz önüne bakması lazım. Çözüm süreci demeye gerek yok. Şu anda eğer Türkiye'de örgütler dersini aldıysa silah bırakır. Bırakmazsa son terörist katledilene kadar bu mücadele sürer. Şimdi hemen bunları kuran güçler, DAEŞ-KPC'yi kuran güçler, PKK'yı kuran güçler, DAEŞ'i kuran güçler aynı güçlerdir. Dış mihraklar da aynıdır, iç mihraklar da aynıdır. Çünkü oy verdikleri siyasi partiden bile bellidir bu. Bugün HDP'ye hangi kesimler oy veriyorsa bu örgütlerle bağlantısı olan da onlardır. Şimdi baktığımızda bu ölçüde bakın hemen PKK darbe alır almaz DAEŞ'i hareketlendirdiler ve DAEŞ operasyonları başladı. Şimdi DAEŞ'le uğraşıyoruz. Ama PKK ile ilgili, DAEŞ-KPC ile ilgili yıllardır teröristleri ülkesinde barındıran Avrupa bugün Fransa'daki eylemden sonra yavaş yavaş ders çıkarmaya başladı. Ama bunu çıkartırken faturayı da mazlumlara kesmeye çalışıyor. Kimlere? Mültecilere, göçmenlere kesmeye çalışıyor. Fransa'daki eylemin hemen arkasında mültecilerin kamplarını yaktılar. Şimdi bu doğru değil. Eğer terörü dünya üzerinde samimi olarak Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa bitirmek istiyorsa, Rusya demiyorum çünkü Rusya da bir parçası oldu. Bitirmek istiyorsa Esed'in indirilmesi lazım. Çünkü terör örgütleri boşluk kabul etmezler. Nerede boşluk varsa orada barınırlar. Lavra gibidirler. Şu anda dünyadaki boşluk olan ülkelerin başında nereye geliyor? Suriye geliyor. Bakın Suriye'deki belli bir kesim tamamen ne yapıldı? Tecrit edildi. Kim bunlar baktığınızda? Nusayri olmayan ya da başka şeylerden olmayan bir kesim sürekli Suriye'den atılıyor. Ve şu an seçimden bahsediliyor. Kimle yapacaksınız seçimi? Sadece Nusayriler yaparsanız tabii ki Esed seçilir. Ama diğer halklar nerede? Milyonları siz dünyanın her tarafına yaymışsınız. Göçe zorlamışsınız. Katletmişsiniz. Dünya bir defa şapkasını alıp önüne koyacak. Önce Esed'in olayını çözecek. Esed'siz bir Suriye formülü geldikten sonra bölgemizdeki terör örgütlerinin de yavaş yavaş darbe aldığını ve yok olduğunu hep beraber göreceğiz. Onun için
adına çözüm süreci ya da şu bu demeye hiç gerek yok. Adı ne olursa olsun önemli değil. Bizim birinci hedefimiz şu. Eğer bir çözüm isteniyorsa, eğer farklı bir şey isteniyorsa, devletin çözümde bir şey yok. Zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti 78 milyonu bir tutan bir devlet. Ve anayasası da bu şekilde biliyorsunuz tadil edildi. Bunu tadil eden de AK Parti hükümeti. 2010 yılında 12 Eylül günü biz bunu tadil ettik. Ne yaptık? Fert hukukunu getirdik. 78 milyon zaten için. Neyin çözümünü yapacağız? Ha, terör örgütleri eğer rahatlamak istiyorsa silahı bıraksınlar. Ve vazgeçsinler o sevdadan. O zaman zaten çözüm de kendinden gelmiş olur. Şimdi ülke siyaset gündemden bölgeye geçtik. Paris saldırısını falan da konuşmak istiyorum aslında sizinle. Ama şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Şimdi kısa bir ara, az sonra yeniden birlikte olacağız. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. AK Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Erdoğan'la birlikte siyasi gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Paris saldırılarına değinmiştik az önce. Şimdi Fransa'da açıkçası dikkatimizi çeken konulardan biri Paris saldırısı sonrası hükümetin aldığı olağanüstü uygulamalar, basına kısıtlama, havalimanlarını kapatma gibi çeşitli evde kalma, sokağa çıkma yasağı gibi uygulamalara halkın tepki yerine kabul etmesi, hemen hükümet işbirliği içerisine girmesi, basının bunu desteklemesi. Şimdi benim aklıma ister istemez Türkiye'nin terörle mücadelede, Ankara saldırısında, Suruç bombalamasında bir kısım medyanın halkı bütünleştirmek yerine, hükümetin terörle mücadelesine destek olmak yerine terörün tarafını tutar bir şekilde hükümet aleyhine yayın yapması geldi. Yani ister istemez böyle bir mukayeseyi de yapıyoruz. Şimdi bu bizim bu bir kısım medyayı ve Fransa'nın medyasını, halkın tavrını nasıl okumak lazım? Öte yandan Fransa'da da atağa geçen bir İslamofobi oldu. 24 saldırı yaşandı Paris saldırısından sonra Müslümanlara yönelik. Tacizler artmaya başladı. Bahsettiniz işte kamplar yakıldı, mülteciler istenmiyor. Yani biraz karışık bir saldırı mı bu da sizce? Tabii biliyorsunuz 11 Eylül saldırısı vardı Amerika'daki. Evet. O tarihten sonra tamamen bir bahsettiğiniz İslamofobiyi yaymak istediler. Şimdi tabii onun çoğu planlı olduğunu söyledi. Ve o gün o iki İkiz Kule'de çalışan Yahudi iş adamlarının gitmediği iddialar ortaya atıldı. Yani birileri biliyordu bunu diye. Tabii bunlar söylentiydi. Ne derece doğru bilmiyorum ama herhalde hep doğruydu ki geliyor. Geliyor. Evet. Kimse de yalanlamadı. Paris saldırısı da bakın 129 kişi öldü Paris saldırısında. 8 ayrı noktada yapıldı eylemler. Tabii eylemlerden sonra getirilen tedbirlerden önce bir olay var. Eylemleri yapanların tamamı bir kere olayı DAEŞ'le bağlaştırdılar ama İslami yönlerinin çok da iyi olmadığı noktasında. Yani bunların hepsi İslamiyet'i dört dörtlük yaşayan insanlar olmadığı. Ve saldırgan değil mi? Tabii saldırganların. Bar ve işletmecisi olduğu. Evet. Mesela Al-Abud'la en son lider olan Al-Abud'la beraber kendini patlatan canlı bomba bayanın dindar olmadığı. Evet. Duşta, küvette görüntüleri bugün çıktı. Birçok. Yansıdı. Evet, tabii yani böyle. Evet. Yani yaşam şekli, yaşam tarzı İslam'la bağdaşmayan kişilerden oluştuğunu da gördük hep birlikte. Yani bunun planlayanların, bunu yapanların çok da öyle İslam bir hassasiyetleri olmadığını görüyoruz. Burada da bizim tezimiz doğru çıkıyor. DAEŞ'i kuran güçlerin aynı anda biliyorsunuz bu bölgede, bu coğrafyada her kesim adına örgütler üretmek isteyenler olduğunu anlıyoruz. Çünkü kısa bir sürede bu kadar araç, bu kadar güç, bu kadar finansal gücü nereden elde etti DAEŞ? DAEŞ kimdi? Ve DAEŞ'in ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye terör örgütü ilan etti. 2013'ün Ekim ayında, 10 Ekim'inde Türkiye Bakanlar Kurulumuz DAEŞ'i bir terör örgütü ilan etti. Ve dünyadaki ilk ilan eden birkaç ülkeden bir tanesiyiz. Buna rağmen birileri hemen Türkiye ile bağdaştırmak istediler. Türkiye'de o kadar acımasız vatan hainleri var ki
hiç gözlerini kırpmadan Türkiye'nin hangi sıkıntıya gireceğini hesaplamadan. Hesaplamıyorlar mı yoksa hesaplayarak mı yapıyorlar? Onlara o hesabı yaptıranlar da aynı güçlerdir diye düşünüyorum. Ve hemen çıkıp Türkiye'yi olayın içine atıyorlar. Ve Fransa açıklama yapıyor. Bunun arkasında kim varsa savaş sebebi. Demek ki bunu ortaya atanlar Türkiye'nin Fransa'ya savaşmasını istiyorlar. Sonra ortaya çıkıyor. O Fransa açıklama yapıyor. Fransa Dışişleri Bakanı diyor ki hayır, Belçika'dan planlandı diyor. Ve ondan sonra herkes rahat ediyor. Şimdi tabii eylemi yapanlar Belçika'da planlıyor. Eylemciler arasında Türk yoktur. Ve eylemcilerin tamamı İslam'la da hep böyle çetrefilli ilişkiler olan kişiler. İyi şekilde bağdaşmışlar. Şimdi bir taraftan bakıyorsunuz PKK ile DAEŞ geçen yıl Ekim ayında Haseki'de CIA tarafından buluşturuluyor ve ikisi arasında bir stratejik anlaşma yapılıyor. Şimdi bütün bunlara baktığımızda bu planların hedeflerinde yine Türkiye ve bölgesi var. Onun için bizim çok akıllı hareket etmemiz lazım. Eylem sonrasına baktığımızda, eylem sonrasında resmen sıkı yönetim ilan edildi. 3 ay şu anda verilen yetkiler tamamen sıkı yönetimdir. Ve bu sıkı yönetim yetkileriyle donatıldı. Şimdi bu şekle bir tek itiraz eden Fransız halkı olmadığı gibi tamamı sokağa döküldü. Biz yaşam tarzımıza müdahale ettirmeyiz dedi ve biz yaşamımızı bu şekilde tekrar sürdüreceğiz. Ölürsek de ölelim dediler. Şimdi ama maalesef bizim ülkemizdeki bir kısım yazar çizerler, bir kısım diyorum tamam değil çünkü. Ve bir kısım vatandaş diyelim artık onun içerisine herkes koyalım bir kısım. Bunlar sayısı o kadar da çok değil. Sesi çok çıktığı için biz bunları çok önemsiyoruz. Aslında bu ülkenin aleyhine hıyanet yapanların yüzüne tükürseniz öyle tükürünüz yetmez yani. O kadar azlar sayısı. Fakat sesleri çok çıkıyor bunların. Yani siz Fransa'daki ölen insanlarla, öldüren katillerle Türkiye'yi niye birleştiriyorsunuz? Bu kadar mı ülke düşmanısınız? Bu kadar mı vatan hainisiniz? Onun için tabii olayları iyi okumak lazım. Bakın Türkiye'deki çok büyük bir Türkiye'de siyasi bir tarih var. Son 5 yılın içerisinde. Bakın Marmara'yla başladı gezi olayları. Hemen arkasından bakın gezi olaylarında kimler kullanıldı ona bakmak lazım. Hangi kesimiz, ülkemizin hangi demografik yapısı kullanıldı? Onu bir kenara koyalım bakıp. Hemen arkasında Fethullah Gülen örgütünün paralel yapısı devreye sokuldu. Burada kim kullanıldı ona bakmak lazım. Hemen arkasında Kobani olayları sahneye kondu. Ve burada kimler kullanıldı ona bakmak lazım. Aslında bu üçlemi çok iyi okursak ve bu üçlemin 2 yıl içerisinde hayata geçirildiğini Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin darbeye yönetildiğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkılmaya yönetildiğini, yönlendirildiğini iyi okursak dünyadaki bütün siyasi olayları da çözeriz. Aslında bizim derdimiz dünyadaki bütün siyasi olaylar değil. Bizim geleceğimiz, Türkiye'nin geleceği. Bunu bakın 70'li yıllarda 68 kuşağı diye biliyorsunuz sol bir kuşak vardı. O günden bugüne 47 yıl geçmiş. Yani yarım asır geçmiş. Biz yarım asırdır hep aynı olaylar tekrar edilip konuyor önümüze. Aynı senaryolar konuyor. Biz hala görmüyoruz. Hala Cüneyt Özdemir gibi adamların kalemine itibar ediyoruz. Hasan Cemal gibi terörist yatağından çıkmayan adamların kalemine itibar ediyoruz. Etmeyelim bunlara. Ahmet Hakan gibi kişilere itibar etmeyelim yani. İsimlere söylüyorum. Bunlara biz itibar etmezsek, bunları itibarsızlaştırırsak, layık oldukları yere itersek bu ülkede hiçbir şey olmaz. Bakın hepsi şeye çanak tutuyor. Bu ülkeyle ilgili ne kadar yıkım reçeteler varsa hepsinin imzası var onun altında. Halbuki bakın Türkiye daha yeni bir bu hafta içerisinde G20 zirvesi yaptık. Hemen bu kalemşörler işte az gelişmiş bir ülkedir Türkiye der. Ya da gelişmekte olan bile demezler. Ya arkadaş Türkiye'de gelişmiş olan 20 ülke arasında bir ülke Türkiye. Ve ev sahipliği yaptık. Başkanlık yaptık. Hala gözünüz görmüyor mu? Yani bunu da mı görmüyorsunuz? Türkiye bu hale nasıl geldi? Bu hale Recep Tayyip Erdoğan'la geldi. İster beğenirsin, istersen beğenmezsin. İstersen seversin, istersen sevmezsin. Ama Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın 24. ülkesinden alıp
16. büyük ülkesi haline getirdi mi, getirmedi mi? Getirdi. Ve ev sahipliği yapıyoruz işte. İşte gördüğünüz Obama'sı da, Putin'i de, Hollanda'da hepsi. Hollanda'nın kendisi biliyorsunuz eylemden dolayı ülkesinden döndü. Ama Merkel'ine kadar bugün Türkiye'ye geldiler. Ve Türkiye'yi dünyanın 20 ülkesinden birinin zirvesi olarak alkışlayıp gittiler. Artık bunu anlayın, bunu kabul edin. Ülkenizi sevin. İlla da AK Parti'ye oy vermek istemiyorsanız vermeyin. Zaten %50 veriyor. Bu Türkiye'nin verdiği anlamına gelir. Çünkü bu ülkede muhalefet de lazım. Biz %100 oya talibiz ama halkın %100 oy vermediği zaman da bunu saygıyla karşılarız. Çünkü kaliteli bir muhalefete ihtiyacımız var. Şimdi oy vermek, AK Parti'ye oy verenler deyince Müjdat Gezen'in bir ifadesi basına yansıdı bugün. Dedi ki işte AK Parti'ye oy verenler için mercimek ve çeyrek altınları alıp AK Parti'ye oy verdiler dedi. Ya çeyrek altın falan mı dağıttınız gerçekten? Ama bu iyi bir şey. Niye iyi? Demek ki Türkiye 100 milyonlarca ton altına sahip olmuş ki, değil mi? %50'sini altınla beslemiş. Yani %50 altın vermiş demektir. %50 oy aldığına göre. Ben yalnız Antep'te %62 altını kimler aldı onu merak ediyorum. Müjdat Gezen onları da söylese ya. Evet, demin bahsettiğim işte o gazeteci... Bazı sanatçılar da çok siyasallaştı, evet, değil mi son evet. dönemde? Mesela o gün işte o Baykal'ın, hanımefendinin açıklaması mesela o türbanlı hanımlarla hem resim çektirip kendi seyircisi, izleyicisine. Evet, Melek Baykal. Evet, evet Melek Baykal'ın hem de arkasında o ifadeleri hiç hoş değildi. Sanatçı toplumun bir adım önde olması gerekirken madem maalesef yani toplumun en sonunda geliyor. Ama her sanatçı mı öyle? Hayır. Ben tabii sanatçı derken bazı sanatçılar için yine kullanıyorum. Ama bunlara da itibar etmeyelim bence. Hesap almayalım bunları. İzlemeyelim bunları. Değil mi? Bunları aslında biraz evet. gündeme getirerek, konuşarak bizi daha etkin hale mi getiriyoruz? Yani mesajları... Mesela kitaplarını okumayalım. Yazarsa. Yazsın okumayalım. Yazdıkları gazeteyi bir süre boykot edelim. Toplumsal şeylerimizi gösterelim. Bakın toplum siyasi refleksini gösterdi. Nasıl gösterdi? Hükümeti kurmayan muhalefeti cezalandırdı. Ve 3 ay içerisinde karar alındı. 5 ay içerisinde 5 ay bile dolmadan hem de çok güçlü bir iktidar kurdu. Ve öyle bir kurdu ki ihtiyat da kurdu. Dedi ki şimdi 276 lazım ama 10-15 tane işe yaramaz paralel yapıdan gelen ya da farklı yapılardan gelen vekil de olabilir. İhtiyat da koydu. Ne yapar? 290 dedi. Biraz daha üzerine çıktı, 317'yi verdi. Bu halk, inanın, büyük bir feraset timsali. Bizim milletimiz böyle, hep böyle. Milletimizi seviyorum, milletimize güveniyorum. Ne yapıyorsa doğru yapıyor. %41 verirken de hiçbir zaman, bakın sizin de 3. programımız ve diğer televizyonlarda da hep halkımıza biz teşekkür ettik. Çünkü niye? Halkımız uyarıyorsa bunun bir sebebi vardır. Biz dersi kendimize çıkardık. Ve hızlı bir şekilde bakın hiçbir rehavete kapılmadan verdiğimiz tüm taahhütleri yerine getireceğiz. Sayın Başbakanımız da açıkladı. İlk 100 günde bu işler tamamlanacak. Bundan sonra da yine Türkiye'yi hangi derecede kalkındıracaksak, hangi refah seviyesine getireceksek o mücadeleye döneceğiz. Emeklilere yapılacak iyileştirme, asgari ücretin yükseltilmesi yakın vadede planlanıyor mu? Tabii hemen zaten bütün planlarımız Ocak ayı itibariyle. Şu anda çalışılacak inşallah meclis başlar başlamaz. Bazı verilen taahhütlerimiz kanun düzenlemeler gerektiriyor. Kanun düzenleme olmayanlar da hemen bakanlar kurulu kararıyla olanlar yapılacak. Yönetmelikte olanlar yapılacak. Diğerlerini de kanuna yapacağız. Onlarla ilgili emeklileri çok önemsiyoruz. Çünkü onlar artık biliyorsunuz biraz da çalışmaktan şundan eline teni çekmiş. Biraz da rahatlamak isteyen kesim. Ha onların içerisinde çalışmak isteyenlerin de çalışırken ödedikleri %10 stopajı kaldırdık yani. O tamamen kalktı. Artık bir ödeme kesinti olmayacak. Diğer kesim de çalışmayan emeklerimiz için de çalışanlarla birlikte bunların konut edindirme projeleri var. Onunla ilgili TOKİ ile çalışmak gerekiyor. Onun dışında ayda 100 lira artırma ve o 100'ün dışında da yine normal zamları devam edecek. Bu ve benzeri iyileştirmeler yapılacak yani. Devam edecek. Gaziantep için neler olacak? Planlanan projeler var mı? Veya devam eden, daha aktif hale gelecek projelerden bahsedebilir miyiz? Gaziantep için
birebir takip ettiğimiz projelerimiz vardı. Bunların çoğu ya bitim noktasında, ya başlangıç noktasında, ya da artık ortalarda, yani tamamının ilgiye ihtiyacı var. Yani bunların tamamına siyasilerin ve milletvekilleri esasında milletvekillerinin görevi hemen hemen %90'ı. Tabii yerel yönetimlerin de var bunların içinde. Taahhütlerimiz var. Bunları en kısa sürede bunların üzerindeki çalışmalar yoğunlaştıracağız. En kısa zaman ne zaman? Ben yemin günü odama geçtiğimde, inanın bakın samimi olarak söylüyorum, odam hep dolup taşıyordu. Fakat ben önümde notlarımı çeviriyordum. Vallahi bakın, yeminle söylüyorum. Notlarımı çeviriyordum. Nelerimiz var? Ne yapacağız? Yani bir gün sonrası yok. Çünkü bekleyen çok projelerimiz var bizim. Gaziantep olarak daha çok yani. Neden çok? Bir kere burası kurak bir şehir. Biz bu şehrin su ihtiyacını gidermemiz lazım. Bir içme suyu olayında işte Düzbağ projesini bir kere bitirmemiz lazım. Ya Düzbağ projesi uzayacaksa bile kolektörlerle o suyu bir kere Gaziantep'e şu önümüzdeki 1-2 yıl içinde vermemiz lazım. Çünkü suyumuz çok pahalı. Ve bu suyun fiyatını hemen aşağı çekip halkımızı bu konuda rahatlatmamız lazım. Düzbağ'la beraber hem içme suyu ve hem de aslında Düzbağ, Çat ve Harmancık projeleri birbirleriyle birleşikti. Bunların tamamı Çetintepe'ye bağlıydı. Çetintepe'nin biz temelini atmıştık. Şimdi bir de Çat ve Harmancık. Bunlar da çok önemli. Bu iki projeyle de 710 bin dönüm arazi sulayacağız. Bunu daha önce de defalarca söyledik ama bu iki projenin projesini tamamlamamız lazım. Çünkü 710 bin dönüm arazi sulayacak bir proje su kanallarının geçtiği her adım karış karış ortaya çıkılıp çizimi yapılması, arazi tatbikatı yapılması lazım. Bu büyük bir olay. Şimdi sıkı bir şekilde şahsen ben ve arkadaşlarım da desteğiyle bu projeyi hızlandırmak istiyorum. Çünkü bu benim 8 yıllık taahhüdüm. 8 yıllık da uğraşıyorum. Planlaması da bitti, her şey bitti. Şimdi yavaş yavaş projeyi bitirip ihaleye çıkarmamız lazım. Bunu bu dönem görmek istiyorum. Allah eğer ömür verirse en büyük hedefim bu. Benim kişisel hedefim aynı anda. Yani bir milletvekili olayının ötesinde kişisel hedefim. Şimdi o inşallah onu bu dönem, çünkü 710 bin dönem çok büyük bir arazi demektir. Yine bunlardan Çat'ı sulamayı yaparken sulamayla birlikte içme suyunu da getireceğiz. Yani Düzbağ gibi ikinci bir içme suyu getireceğiz. O Düzbağ'la o bölgeyi, yani Gölbaşı, Besni, Araban, Yavuzeli, Pazarcık'ın içme su sıkıntıları olduğunda buradan destek vermek Düzbağ gibi. Yani ucuz su temin etmek. Aynı anda sulamayı da yaptırmak oraya. Tabii bunun yanında Doğan Pınar'ı bitirmek istiyoruz. Doğan Pınar bizim barak ovamızın bir projesi. Biz bunu yaptık, bitirdik, ihalesini verdik ve biz Araban'da Ardıl Barajı'nın temelini attığımızda bunu da attık temelini aynı gün. Sayın Bakan Veysel Erol ile beraber attık. Ve biz onu attığımızda Oğuzeli'nin 12 köyü buradan faydalanamıyordu. Temel attıktan sonra revize ettik. 12 köyü de kattık ve şu anda çalışma o şekilde yürüyor. Bunu da bitirmek istiyoruz. Aynı anda Kilis'in ta Elbeyli'ye kadar sulayacak bir proje. Diğer tarafta Kılavuzlu barajımız. Bu aşağı menzelet diye de geçiyor. Bu projeyi de önemsiyoruz. Bu hem Kahramanmaraş'ı sulayacak, hem bizim Nurdağ ve İstahi'yi sulayacak, hem de Amikovası'nı, Hatay'ı sulayacak. Yani bölgesel sulama. Bunu da üzerinde duyuyoruz. Yine irili ufaklı bizim toplam Gaziantep'te 21 tane göletimiz var. Tek tek bunları da bitirmek istiyoruz. Şimdi bunları yaparken yollarımız var. Hızlı bir şekilde buraya da girmek. Mesela Gaziantep, Araban yolunu tamamladık. Araban Besni kalmıştı. Çat Boğazı'ndan dolayı, barajdan dolayı yerini bitirmemiştik. Şimdi o yol yapılıyor. Onu da önümüzdekinin sonlarında hiç olmazsa bitirelim diyoruz. Yani 2016'nın sonlarında biter mi? Aslında bitmeyecek proje. Ama hızlandırarak bitirelim. O bölgeyi bir rahatlatalım istiyoruz. Bununla beraber yine Gaziantep-Nurdağ arası eski bir yolumuz var. Şimdi otoban yapıldı ama bu yolda çok işlek. Günde 4500 araç geçiyor. Bu yolda faaliyete geçmesi lazım. Bunun üzerinde de çalışacağız bu süreç içerisinde. Yine Gaziantep-Nizip yolumuz, Urfa'ya giden otobanımız var. Günde 9500 araç geçiyor. Fakat ne hikmetse eski Nizip yolunda da günde 9500 araç geçiyor. O zaman burada bir ihtiyaç var.
O zaman bizim Gaziantep-Dizip yolunu da bitirmemiz lazım dopri yol olarak. Ve o da şu anda bizim projelerimiz arasında. Oğuzeli-Karkamış arası yine onda da son noktaya gelmiştik. Onu da bitirmemiz lazım. Yani Hatay arası bir yolumuz var. Şimdi biz bunu kısım kısım yaptık. Şeye kadar, İslahiye'ye kadar gitti. O Hassa bölgesi, Kırkan arası duruyor. Oralara da çalışıp Hatay olarak, yani iller arası, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın projesiydi bu. İller arası dopri yol. Bunu biz Gaziantep olarak bitirmek istiyoruz. Bu döneme bunu sığdırmak istiyoruz, bu 4 yıla. Bununla beraber bizim sağlıkla ilgili projelerimiz var ve bunu da çok önemsiyoruz. Bugün 1875 yataklı bölge eğitim ve araştırma hastanemiz var. Eğer biz bunu Gaziantep'e kazandırırsak, bu aynı anda sağlıkta biz bir bölge sağlık merkezi haline geleceğiz bu bölgenin. Belki çevre ülkelerden dahi hasta alacağız. Ve biz bunun yerini değiştirerek Antep'in hangi noktasından olursa olsun 15 dakikada yetişecek bir noktaya taşıdık yerini. Karataş'tan çevre yolunun kenarını aldık. Çünkü şehrin neresinde olursa olsun trafik biliyorsunuz tıkanıyor. 1875 yataklı hastane de büyük bir hastane. Onun için bu hesapları yaparak oraya taşıdık. Burada da 3 aydır harfiyat sürüyor. Yani çalışmalarımız sürüyor. İnşallah çok yakında başlayacağız. Perlikaya'yı biliyorsunuz temelini attık seçim öncesi. Perlikaya, aynı anda Perlikaya bölgesi, Çıksorut bölgesi ve o bölgelerimizin ayrıca Oğuzeli'ni falan da içerisine alan bir hastane olacak inşallah. Yine Şehit Kamil'de projelendirmemiz tamamlandı. Şehit Kamil'de modern 300 yataklı bir şehir hastanesi yapacağız. Yani şu anki Şehit Kamil dediğim 25 Aralık hastanesinin yerine yapacağız bunu. Yine Ersin Aslan Hastanesi'nin yerine yine 300 yataklı bir şehir hastanesi planlıyoruz. Bununla beraber spora da yine birçok çalışmalarımız var. Ve şu andaki stadyum Beylerbeyi'nde bunu bu yıl bitirmek istiyoruz 2016'da. Ve Kamil Ocağı'nın yerine de bir şehir alanı, yani Gaziantep'in mevcut demokrasi alanını genişleterek büyük bir alan oluşturmak istiyoruz. Eğitimde de fiziki artık eksikliği tamamlamak istiyoruz. Bu konuda sadece milli eğitimle ilgili değil, yani okullarla ilgili değil, hem okul öncesi hem üstün yetenekli öğrencilerle ilgili okullar da devam ettirmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesinin temelini attık Karataş'ta. İkinciyi de Şehit Kamil'de düşünüyoruz. Ödeneğe de geldi şu anda 5 milyon TL valiliğimizin emrinde. Onu da hemen faaliyete geçirmek istiyoruz. Tabii irili ufaklı bir sürü sosyal tesislerimiz ve çalışmalarımız şehrimizle ilgili mevcut. Yine önemsediğimiz demiryolu, hızlı tren Adana'ya kadar olan bu yıl, bu önümüzdeki işte bunların tamamı, bu saydıklarımı bu 4 yıla sığdırma mücadelesini vereceğiz. Tabii o da bizim için çok önemli. Tabii böyle irili ufaklı birçok böyle projelerimiz var. Yine biz bunları tamamladığımızda inşallah, mesela turizmi de çok önemliyoruz. Mesela bu Karkamış'taki ören yerinin kazı işlemleri devam ediyor. Biliyorsunuz orada Lawrence'ın bir odası bulundu. O odada yüzün üzerinde tarihi eser ele geçti. Biliyorsunuz Lawrence bu Osmanlı toprakları üzerinde 115 ülke oluşmasını sağlayan ajanlardan bir tanesiydi. Bununla yetinmemiş, aynı anda bizim buradaki tarihi değerlerimizi de kaçırmış hep sürekli. Kaçıramadığı orada eserler ele geçti. Şimdi orada da inşallah Zeyukma gibi Karkamış'ta da yerinde biliyorsunuz teşhir, tarihi eserlerin yerinde teşhirle ilgili çalışmalarla ilgili de bu dönem biraz gayret sarf etmek istiyoruz. Yine buradaki Dülük'te iyi bir çalışma var, Yesemek'te var, Tilmen'de var, Zincirlilük'te var. Bu açık tarafta müzesi. Evet, o şekilde. Çünkü tarihi eserleri kendi dokusu içerisinde göstermek lazım. Yine bu taraftan mezarlar vardı, 3 tane. Ben onlara kafayı yormuştum, üçünü de kurtardık. Onlar artık restorasyon tamamlandı. Yine Yavuz Sultan Selim zamanında buraya geldiğinde Mecidiyeköy Savaşı'nda Köklüce köyümüzde yaptırdığı bir cami vardı. O camiyi de aslına uygun şekilde yıkımını yaptık. Şimdi restorasyonuna başladık. Çalışmalar sürecek. Yani seçim bitti. Rahatlama yok. Asıl hizmet dönemine geçtiniz, sürecine başladınız. Evet. Projeler dolu dizgin devam ediyor. Yeni projeler kapıda. İfadelerinizden anladığımız bu. Sayın Mehmet Erdoğan, hem kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Hem de programımıza katılıp bilgilendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeni bir konukla, yeni bir konuyu konuşmak üzere burada olacağız. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum.